Arkadaşlar merhabalar. Eğer ulusal ve küresel basını takip ediyorsanız görürsünüz ki her geçen gün yeni bir kriz, yeni bir tatbikat ya da yeni bir katliam haberleri manşetlere taşınıyor. Peki ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Yani gerçekten dünyanın çivisi mi çıktı ya da devletler aklını mı şaşırdı? Birileri devletlerin aklıyla mı oynuyor? Bir akıl bu küresel savaşı çıkarmak için her bölgede bir kriz mi oluşturuyor? Baktığınız zaman dünyada esasında huzur kalmadı. Şimdi değerli dostlar bir tarafta Gazze'de yapılan katliamlar var. Bütün dünyanın gözü bu bölgede ve bütün dünyanın gözü önünde orada katliam yapılıyor. Ve hiçbir küresel kurum buraya müdahale edemiyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşı 2 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Ve orada da ölümler var, canlar gidiyor, efendim işgaller var, zulüm var. Yani dünyada bir savaş çığırtkanlığı var ve bölgesel savaşlar her geçen gün patlak veriyor. Yine Güney Çin Denizi dediğimiz Güney Çin Denizi'nde de durum gerçekten karışık. Yine bildiğiniz gibi Tayvan üzerinden ve Çin Denizi'nde Güney Çin Denizi'nde çıkarılmak istenen bir kriz var. Bir savaş var ve zaman zaman alevleniyor. Zaman zaman orası da diğer durumlara e, paralel olarak işte yavaşlıyor vesaire. Ama o kriz donduruluyor, bitirilmiyor. Şimdi yeni bir kriz. Yeni bir kriz o da şu. Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore bir tatbikata başladı. Her ne hikmetse son döneme baktığınız zaman bu tatbikatlar her geçen gün artıyor. Şimdi devletler durup dururken "Canımız sıkıldı, gelin tatbikat yapalım." demezler. Mutlaka bir şeye hazırlanıyorlardır. Ya da bir şeyin efendim planlanan ya da öngörülen bir şeyin hazırlığını yapıyorlardır, ona hazırlık yapıyorlardır. İşte mesela NATO, geçtiğimiz günlerde e, Avrupa'da tarihinin en büyük tatbikatını yaptı. Yapmaya da devam ediyor. 90 bin asker, bugüne kadar görülmemiş. 90 bin askerle Avrupa'da tatbikat yaptılar. Bunun 30 bini, 30 bin askeri Ukrayna e, sınırına yakın, Rusya sınırına yakın ve diğer Baltık ülkeleri sınırlarında yapılıyor. Yani esasında Rusya'ya karşı yapılıyor. Bunu NATO üst düzey komutanları açık net olarak söylediler. Şimdi bunlar dünyayı ateşe atmak istiyorlar esasında. Bir akıl yeni bir küresel sistem kurmak adına dünyayı ateşe atıyorlar. Ve bu kriz şimdi bambaşka bir noktaya sıçradı. Orası da Japon Denizi. İşte dedim ya ABD ile Güney Kore 11 gün sürecek Özgürlük kalkanı tatbikatı yapıyor. Şimdi niye durup, durup dururken böyle bir tatbikat yapar Amerika Birleşik Devletleri? Ve Amerika seçime gidiyor. Belki bu seçimlere doğru işte bazı bölgelerde kriz tırmandırılacak. Gerginlik artırılacak ki oradan bir nemalanma olsun. Yine hatırlarsanız değerli dostlar Kuzey Kore sürekli işte savunma sanayine para harcayan ve de zaman zaman enteresan çıkışlar yapan bir ülke haline geldi. Ve Donald Trump döneminde bu ciddi anlamda tırmandı. Trump bir şekilde e, bu e, Kuzey Kore lideri Kim Jong'la görüştü ve o krizi bir anlamda dondurdu. Ama şimdi tekrar bakıyoruz ki bu kriz yeniden alevlendi. Ve e, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un açık net şekilde orduya savaşa hazır ol talimatı verdi. Neyin üzerine? ABD ile Güney Kore 11 gün sürecek tatbikada başlamasından hemen sonra. Şimdi Kuzey Kore'nin elinde gerçekten çok tehlikeli silahlar var. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya o atom bombasını niye attı dersiniz siz? Yani sadece Japonya'yı yenmek için mi? Hayır. Bakın size şunu söyleyeyim. Pearl Harbor biliyorsunuz Amerikan tarihinde çok önemlidir. Ve bu Pearl Harbor saldırısı üzerine işte Amerika Nagasaki ve Hiroşima'ya atom bombası attı. Esasında bu atom bombasını attıracak bir gerekçe yoktu. Ya da bu atom bombasına başvuracak bir gerekçe yoktu. Zira bu arada çalışıyor mu bakıyoruz. Evet çalışıyor. Zira Japonlar zaten teslim olmak üzereydi. O halde neden attı? Çünkü yeni bir düzen kurmak istiyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu düzeni kurabilmek için diğer devletlere gözdağı vermek istiyordu. Yani Japonlara bu atom bombasını attılar, diğer devletlere de şu mesajı verdiler. Bakın, sesinizi çıkarırsanız sonunuz Japonlar gibi olur. Ve nitekim de öyle oldu. Gerçekten de kimse sesini çıkaramadı ve son olarak Anglo-Sakson aklı yani İngiltere, ABD birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki küresel nizamı kurdular. Bütün kurumları onlar kurgular. Bütün kurumlarda onların çıkarlarını gözetebilecek sistemler oluşturdular. Şimdi diğer dostlar aynısını yapmak üzereler. Her zaman şunu söyledim. Amerika, Rusya ve Çin asla birbirleriyle savaşmazlar. Niye? Çünkü üçünün elinde de birbirlerini yok edecek silahlara sahipler ve çok modern silahlar var. Nükleer silahlar var, kimyasal silahlar var, biyolojik silahlar var. Dolayısıyla bunları karşılıklı kullandıkları takdirde birbirlerini yok edebilirler. O yüzden vekil devletler kullanıyorlar ya da vekil örgütler kullanıyorlar. Biz buna hibrit savaş yöntemleri diyoruz. İşte dikkat ederseniz Ukrayna'da bunu yapıyorlar. Şimdi Kuzey Kore çok önemli bu anlamda. Niye? Çünkü sürekli gündeme taşınıyor. Sürekli tabi buna Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katkıları var. O da sürekli savaş dan bahsediyor. Sürekli efendim işte silah denemelerini yapıyor. Dolayısıyla dünyanın gündeminde. işte dedim ki Amerika eğer bir gün nükleer silah kullanırsa bunu kullanacak ülkelerin başında Kuzey Kore var. Ve Kuzey Kore'ye yapacağı bir nükleer saldırı bütün dünyaya verilmiş bir mesaj olacak. Aynen Japonya'ya yaptıkları gibi. Niye? Çünkü yeni bir sistem daha kurmak istiyorlar. Eski düzen artık bozuldu. İnsanlar gırtlağına kadar borçlandı. Başlı kapitalizm insanların boğazına dayadı, dayandı ve yeni bir sistem kurmak istiyorlar ki bunu yapmak da kolay değil. Geçmişte denediler. Birçok olay denediler. Malum süreçle esasında bunu kansız yapmak istediler. Olmadı, olmadı, olmadı. Şimdi kaşıyorlar. Başta Güney Kore her geçen gün Kuzey Kore'den endişe duyduğunu ifade ediyor. Ve bir gün Kuzey Kore'nin kendisine saldıracağını ve de işgal edeceği düşüncesi var. Hatırlayın Türkiye'nin NATO'ya girmesi de zaten bu Kore Savaşı'yla birlikte olmuştu esasında. Yani e, orada 900'den fazla e, askerimizi kaybettik, şehit oldu. Şimdi dolayısıyla yakından tanıdığımız bir yer. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? Burada bir savaş, burada bir bölgesel savaş çıkarmak istiyorlar. Öyle gözüküyor. Çünkü Kuzey Kore de rahat durmuyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu Güney Kore'ye yakın sınırlardaki ordularını, ordu birliklerini gezerek savaşa hazır olun talimatı verdiler. Çünkü gerçekten de savunmaya ciddi harcamalar yapıyor. Özellikle ve özellikle. Şimdi Rand Corporation'ın çok önemli bir analizi var. Bir raporu var. Rapor yayınlandı. Bu raporda e, Kuzey Kore, Güney Kore tatbikatlarına cevap olarak Kuzey Kore'nin ee, ölümcül toplar ile karşı tatbikata başladığını biliyoruz. Çünkü Kuzey Kore de tatbikata başladı ve burada bu tatbikatta ölümcül topları kullanıyormuş. Bunların tanıtımını yapıyor e, Kuzey Kore ve bu toplar, bu toplar bakın kullanıldığında bunlara ek olarak bir de 54 roketi birden atan roket atar sistemlerine sahip. Bunları birlikte kullandığı takdirde Rand Corporation'ın raporundan söylüyorum. Bir dakikada on binden fazla insanın ölebileceği tahmin ediliyor. Bu korkunç bir şey. Ve üstelik Rand Corporation, Rand Corporation, Kuzey Kore'nin elinde bu toplardan, bu ölümcül toplardan altı bin adetten daha fazla bulunduğu ve bu ölümcül toplara ve ölümcül roket atarlara karşı savunma yapmanın da çok zor olduğunu, hemen hemen imkansız olduğunu vurguluyor. Zira hava savunma sistemleri harekete geçene kadar bu bunların yakın sınırlarda hele hele sınır aynı sınırı paylaşan devletler arasında bu atışların önlenemez halde olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla böyle bir tehdit ve tehlike var. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'ye karşı tatbikatları sıklaştıracakmış. Bu tatbikatlara yakında Japonya da katılacakmış. Zaten Japonya ile Amerika da bu bölgede tatbikatlar yapıyor. Yani her zaman söylediğim bir cümle var. Küresel savaş kolay kolay çıkmaz. Evet, şeytani bir akıl bu savaşı çıkarıp yeni bir düzen kurmak istiyor ama insanlarımız özellikle ulus devletlerin vatandaşları artık aklını başına aldı. Bunların ne yapmak istediklerini çok iyi biliyorlar. O yüzden direnç yüksek. Fakat bir deli çıkar, bir deli çıkar, bir düğmeye basar ve o olmaz dediğimiz şeyi çıkarır olur. Bir bakmışız dünya savaşın içerisinde. İşte böyle bir tehlike var, tehdit var. Bugün baktığımda küresel basın bunu manşetlere taşımış. CNN International başta olmak üzere. Yine Rand Corporation'ın raporu var. Ve bu bölgedeki krizin arttığını, gerilimin arttığını söylüyor. Ve Kuzey Kore'ye dikkat çekiyorlar. Bugün ben de bunu size aktarmak istedim değerli dostlar. Umarım bilgi vermişimdir, faydalanmışsınızdır. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.